Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kodluyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Veri Bilimi Bootcamp'ten bahsedeceğim. 23 Nisan 12 Haziran tarihleri arasında olacak bu ve İBB Veri Laboratuvarı ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle İPA kampüste gerçekleşecek. Tamı tamına 70 saat ve bu eğitime katılarak veri bilimi alanında kendinizi geliştirebilecek ve İstanbul'a dair veri temelli projeler tasarlayabilme şansı da elde edebileceksiniz. Son başvuru 3 Nisan, videoyu çektiğim tarih 25 Mart. Başvuru koşullarına bakacak olursak, İstanbul'da ikamet etmeniz gerekiyor tabii ki, çünkü İstanbul Planlama Ajansı işbirliği ile oluyor bu. 18 ila 35 yaş aralığında olmalısınız. Toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi ve çözüm odaklı olmalısınız. Bu bölüm fark etmek sizin bir program ve cumartesi ve pazar günleri saat 11 ila 4 arasında gerçekleşecek. Derslerin ikinci ve üçüncü haftası online, geri kalan haftalar İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki kampüsünde gerçekleşecektir. Yani Florya'ya yakın olmanız sizin için iyi olabilir. Bootcamp mezunu olabilmek için derslerin en az %80'ine devam etme ön koşulu ve ödevlerinde en az %80'ini tamamlama ön koşulu var ve aynı zamanda bootcamp'in sonunda bir proje yapma zorunluluğu da var. Son Nisan, 3 Nisan demiştik. Ve burada başvuru formunu doldurduktan sonra ne olacak? Form değerlendirmene göre seçilen adaylar bir sonraki süreç ne? Mülakat veya teknik ödev neyden sonra? Teknik testten sonra mülakat veya teknik ödev, bunu belirtmemişler. Yani ya mülakat yapacağız ya teknik ödev yapacağız diyorlar. Ve tüm süreçleri başarıyla tamamladıysanız da bootcamp'lere alınacaksınız. Hadi bir şeyler, istenen bilgilere bakalım. Hangi ilden başvuru yaptığınız zorunlu, çünkü İstanbul olması lazım. İngilizce bilginizi sorduklarını görüyoruz. İş durumunuzu soruyorlar. Yazılım alanındaki staj, freelance ve tam zamanlı iş tecrübeleri dahil ne kadar tecrübeniz var? LinkedIn hesabınız nedir? Varsa GitHub hesabınız, varsa HackerRank profiliniz gibi. Ve sosyal sorumluluk alanında hangi projelerde görev aldınız, bunu soruluyor. Ve bir sonraki hedefiniz ne buraya katılırsanız diye soruluyor. İstanbul'daki problemleri düşünerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin size verdiği verilerle geliştirmek istediğiniz bir proje fikriniz var mı deniyor. Çünkü böyle bir proje istenecek. Veri setlerinin başlıklarını yazabilir misiniz? Bu zorunlu bir soru değil. Bugüne kadar zorluklara rağmen üstlerinden geldiğiniz ve bundan gurur duyduğunuz bir başarı hikayenizi lütfen yazın. Bu Kodluyoruz'un aslında azimli insanları almak için sorduğu bir soru. Ve neden siz seçilmişsiniz? Bu da Kodluyoruz'un genellikle sorduğu bir soru. Ve Bootcamp'ı nereden duydunuz? Yani isterseniz buraya bizim kanalımızı da YouTube Sıcak Fikir kanalından duydum da diyebilirsiniz. Bootcamp'e katılmak, kazanmak için eğitimlere katılım sağlamanız ve aşağıdaki maddeleri onaylamanız gerekiyor diyor. Bunları okuyorsunuz. Onayladıktan sonra eğer uygun görülürseniz size bir test yollanıyor. Arkadaşlar Sıcak Fikir'de kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı arkadaşlarınızı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.